Yani o kadar güzel anlatıyorum ki soru soracak bir fırsat bırakmıyorum yani. Bu mu? Ekran paylaştım. Komple. Şimdi konumuz clean structure. Clean structure nedir? Aklınıza ne geliyor? Bunu söyleyince. Tamam. Sesli olarak söyleyebilirsiniz. Clean structure. What does it mean? Yorum bekliyorum arkadaşlar. Google'a sarılmayın. Hocam ben şöyle düşünüyorum. Böyle bağımlılığı minimum olan gibi. Yani birden fazla şeye bağımlı olmayan tek başına bir yapı gibi geldi bana. Senin dediğin dependency de ikiye ayrılır. Birincisi alt library olarak dependency yani bağımlılık. Diğeri de OOP'nin aslında çözdüğü sorunlardan bir tanesi. Özellikle bunu farklı dillerde interface yapısıyla çözüyoruz. Hani sınıfların birbirleriyle olan bağımlılığını minimuma indirmek. Loosely coupling deniyor. Ama bu farklı. Benim dedim. Belli bir formatta kod yazmak mı? Temiz kod dedikleri şey olabilir mi? Belli bir formatta. Evet. Clean coding değil. Ama yani yakın. Clean coding bildiğin yazdığın kodu çok daha açık, net, temiz ve herkesin anlayabileceği şekilde işi kuralına göre yapmak diyelim kodlamayı. Repository katmanlı mimari gibi şeyler geliyor aklıma. Hayır. Onu az önce anlattığım şey aslında. Senin bahsettiğin Nergis. Best practice çok genel bir şey Kürşat. Hocam bir benzetme yapabilir miyim? Aklımda öyle Tabii. çağrıştırıyor en azından. Zaten kendi düşüncelerinizi oluşturun diye Google'a bakmayın. Zaten anlatacağım. Şöyle bir şey geldi benim aklıma da. Lean Manufacturing denilen bir kavram var. Yalın üretim. Burada da yani orada mesela zaman kayıplarından kurtarmaya çalışılan bir sistem. Clean Structure denince de benim aklıma herhangi bir zaman kaybı olmadan kodun gerçekten bütün kayıplarından indirilmiş halde hem aynı zamanda temiz, clean kodu da içeren hem okunabilirliği olan hem de birbirleri arasında kodun içerisinde yazdığım modüllerin arasında çok rahat bir geçiş geliyor benim aklıma. Yakın. Yavuz, evet. Klasör düzeni denebilir. Yani yarısı o. Temel mantık olarak diyebiliriz. Şimdi, clean structure is this. Bir proje geliştiriyoruz. Bu geliştirdiğimiz proje, yani siz de yazılımcısınız, ben de, dünyadaki binlerce, on binlerce kişi de kod yazıyor, proje geliştiriyor. Hepsinin birbirinden farklı seviyeleri var. Kimisi çok çok iyi, kimisi yeni başlıyor, kimisi az tecrübeli, kimi temiz kod yazıyor, kimi rezalet filan. Herkesin farklı bir yoğurt yiyişi var açıkçası bizim sektörde. O yüzden bol bol kod okuyun diyorum, makaleler okuyun, tecrübeli kişileri okuyun ki onların tecrübelerini doğrudan almış olun. Ha, tabii ki o tecrübeyi direkt makalesini okudun diye anlayacak değilsin.
zamanla tecrübe etmen gerekiyor, onu uygulayacaksın filan, mantığını tam kavradığında artık özümsemeye başlıyorsun. Sadece okumak yetmiyor yani. Ama okumak bir başlangıç. Ve bu oluşturduğumuz projelerde, herkesin oluşturduğu projede belli yapılar olmak zorunda. Yani PE dosyalarını şu ana kadar bir ya da birden fazla PE dosyası olarak gördük. Çünkü uygulama bazlı bir çalışma yapmadık henüz. Ama bundan sonra onlar olacak. Bütün projelerde. Böyle kaynak dosyayı bir açacaksın. Devasa, belki milyonlarca satır kod. Milyonlarca satır kodu nasıl hiyerarşik bir şekilde, mantıklı ve hiyerarşik bir şekilde saklayacaksın. Değil mi? Yöneteceksin bunu. İşte orada clean structure olayı devreye giriyor. Bir arkadaşın dediği gibi bu best practice gibi düşünülebilir ama best practice çok genel bir şey. Clean structure ile ilgisi yok. Clean structure best practice'lerden oluşan, yani best practice dediğimizde dedik ya, binlerce, on binlerce yazılımcı var. Her meslekte de öyle mesela. Uzman var. Bu uzmanların bir yoğurt yiyişi standardı oluşuyor zamanla. Yani hepsi farklı bir şeyler yapıyor ama bir şeyleri yapmanın da belli sorunları çözecek bir şeyleri yapmanın da bazı formatlanmış, standartlaşmış kuralları oluyor. Bu süreçler gibi de düşünebilirsiniz aslında. O süreçleri belli bir hiyerarşik hale getirmek de yazılım tarafında öncelikle clean structure oluşturmakla başlıyor. Temiz bir mimari oluşturmak. Bunun içerisine klasör yapısını da dahil edebilirsiniz. Sizin projenizde gerekli olan bütün analizleri yaptıktan sonra ihtiyacınız olan klasör yapısını, mimariyi temel olarak, en çekirdek olarak oluşturduğunuz klasörler yapısıdır. Ama sadece klasörlerden oluşmaz. Aynı zamanda PE dosyaları, ayar dosyaları, test dosyalarının ayarlanması, kurgulanması vesaire, hepsinin bir mantığı var. O mantığı oturtmuş haline de, hani sadece oturtmuş hal değil, insanların belli ortak best practice'lerini göz önüne alarak yapılmış temiz mimarilere diyoruz. Yani siz bir Fatih, sesim geliyor mu bilmiyorum. Şu an toplantıdayız zaten. Sadece kişileri görebiliyorum. Sen şu an dışarıda görünüyorsun. Burada. Onunla alakalı mı bilmiyorum. Hani dedik ya, her gene kapattı. Oynamayın. Ben ayarı değiştiremiyorum çünkü hata var diyor halen. Şimdi dedik ya, mesela web projesi geliştirme Python'dan. Bunun bazı standartlar oluşuyor zaman içerisinde. İşte sizin belli bir tecrübeniz oluşuyor, benim oluşuyor, dünyada binlerce kişinin oluşuyor. Ve o ona fikrini, düşüncelerini vererek sonunda da ya diyorlar ki mesela bir web uygulaması geliştirirken işte şuna ihtiyacımız var, ayar dosyası gerekiyor. Orada da en, yani bana göre diyor, en temiz kullanım yöntemi şudur diyor mesela. O klasör yapısını ve kodlama yapısını örnek olarak sunuyor. Başkaları onun üzerine bir şey katıyor. Diyor ki ben mesela testleri şöyle yapıyorum diyor. Klasör yapısını testler için şöyle ayırıyorum diyor. Bir başkası diyor ki ben README diye bir dosya oluşturuyorum diyor. Orada şu notları tutuyorum diyor mesela gibi. Bir hiyerarşi oluşuyor zamanla. Bu tek değil. Bunun tek doğrusu falan yok. Sadece senin işini çözecek olan en temiz mimariyi oluşturma durumu söz konusu. Biz de bunlara bakacağız. Bu mantığı anlamaya çalışacağız. Şimdi.
Tamam, ben şimdi ayarlardan değiştiremiyorum halen daha. O meeting option kısmından gördüğünüz gibi. O yüzden mikrofonu ellemeyin. O benim sesi kapatıyor. Şimdi konuya geçiyorum. Öncelikle şöyle bir yapımız var burada. Biraz vaktimiz alacak. Ha, bunu ne zaman kullanacağız? Onu da söyleyeyim. Her proje tipinin ve hatta sadece proje tipi değil, her programlama dilinin farklı clean structure best practice'leri vardır. O yüzden hangi programlama diliyle ne tür proje geliştirecekseniz o tür araştırma yapmanız gerekiyor. Mesela Python ile desktop application geliştirecekseniz sizin web uygulama odaklı hazırlanmış bir clean structure kullanmanız doğru olmaz. Çünkü o web odaklı tasarlanmıştır. Tavsiye olarak tasarlanmıştır. Reçete gibi düşünün. Başlangıç reçetesi. Ama diyelim web uygulama için geliştireceksiniz. Örneğin Python'la değil de Go ile geliştireceksiniz ya da C Sharp ile yapacaksanız o dilin kendi ortamına göre bazı doğruları vardır. O da işte o alandaki tecrübeli kişilerin tecrübeleriyle oluşmuş bir yapıdır, clean structure'dır. O zaman diyelim C Sharp'la web uygulaması yapacaksanız, örneğin ASP.NET Core gidip C Sharp ASP.NET Core Clean Structure diye bakmanız gerekiyor ya da ASP.NET Clean Structure diye araştırabilirsiniz ve örnekler bulursunuz. Ya da Go ile geliştireceksiniz, Go Web Clean Structure diye araştırırsınız. GitHub'da farklı örnekler bulursunuz. Biz de Python odaklı yazacağız ama örneğin bir konsol uygulaması CLI uygulaması geliştirecekseniz terminal üzerinden çalışacak. Bunun clean structure'ı farklı, web uygulamasının farklı. Hatta web uygulamasında Flask'ın farklı, Flask bir framework olduğu için onun farklı, Django'nun daha farklı bir clean structure olacak. O yüzden de neyle yapacaksanız onunla ilgili araştırma yapmanız ve onun örneklerini incelemeniz gerekiyor. Flask'taki bir modeli Django'ya uyarlamanız zor olur. Çünkü Django'nun dosya yapısı, çalışma mantığı çok farklı. Flask'in daha farklı. O yüzden de bunlara farklı farklı örnekler vereceğim. Şimdi tamam arkadaşlar, herkes buraya odaklansın. Burada clean structure içerisinde command line application CLI olarak geçen kısma Hocam, bakıyoruz. ekran göremiyorum ben. Tamam. Tekrar kapatıp ekranı VS kodu vereceğim. Tamam. Window. Sharing is passed until you turn to the share window. Anlamadım ben bunu. Ne demek istiyorum? Şu an neyi paylaştı bu? Bakıyorum. Source code yok. Tamam. Benim hatam. Evet. Şu an görebiliyor musunuz? Visual Studio Evet, ben Code. görebiliyorum. Tamam. Burada şunu da isimlendireyim. 03. Command line app, internal package app, web project structures. Şurada da Django ve Flask diye ikiye ayırıyoruz. İkisini de inceleyeceğiz. Hepsini inceleyeceğiz. Bugün biraz uzun sürebilir eğitim. Ya bunları bitirelim. Ve şöyle notlarım var her zamanki gibi. Neredeyiz? Evet, şunu açacağım. Oradan okuyacağım. Ama önce basit bir şekilde. Gerçi o zaman da tam ekranı paylaşmam lazım. O da size gelmiyor mu? Gelmiyor gibi bir şey var. Burası mıydı?
değildi. Şu muydu? Şeye bakıyorum. Aha. Şeyde. Bu package'lardaydı. Modules. Burası değil. O da olmaz. Neyse. Şuradan devam edeyim. Evet. Bakayım. O da buydu zaten. Tamam. Şimdi bazı notlarım var. Öncelikle sıfırdan bir common line application geliştireceğiz. Tamam, sıfır. Hiçbir şeyimiz yok. Bir tane klasör açtık. Bu klasör içerisinde bir kere V1, versiyon 1, bir de V2 diye ayırdım. Onu da zaten bir makaleden aldım, bu yapıları. O makaleyi de göstereceğim. Zaten açtım orada. Orada inceleriz. Ekranda sorun yok değil mi? Görünüyor. Görünüyor hocam. Tamam. Şimdi bunun örneği şurada makalede var. Oradan şöyle one of script. Örnek yapısı şu. Bakın Hello World diye bir tane klasör açtı. CLI application geliştirilecek. Git ignore helloworld.py license readme requirements.txt ve setup py test py. En basit haliyle bir şey yaparken diyor. Mesela bunları yapabilirsin. License. Senin projenle ilgili diyelim ki open source bir şey yapıyorsun ve GitHub'da yayınlayacaksın. O zaman lisans bilgilerini yazmanda fayda var. Bu genel bir şeydir. Hani basit kodlarda belki gerek olmayabilir. Hani GitHub kendisi de oluşturuyor falan. Ama bir open source çalışma yapacaksanız lisansın detaylarını bildirmeniz gerekiyor. Doğrusu bu. Readme o projeyle alakalı dokümantasyon. Yani bunu okuduğunda anlarsın demiş oluyoruz. Bir dakika. Siz şu an ekranı göremiyorsunuz değil mi? Çünkü şeyi paylaştım. Tam ekran paylaşacağım yine. Screen. Tamam. Şimdi görebilirsiniz. Bakın şu. Hello World. Git ignore. Hello World py. License. Readme. Requirements. txt. Setup ve test P'ye. Ve git ignore. Hani bunları niye gösteriyorum? Birincisi proje oluştururken bunları yapacaksınız. Yapmanız gerekecek. İkincisi GitHub üzerinde kod okurken bunları göreceksiniz. Bunların ne işe yaradığını bilmeniz gerekiyor. Ve git ignore'dan başlayalım. This is a file that tells git which kinds of files to ignore. Git kullanacaksınız. Bundan sonra gitti işte versiyon kontrol için kullanılan bir yazılım ya da bir yöntem diyebiliriz. Git.
Bununla diyelim GitHub üzerinden siz geliştirdiğiniz kodları GitHub'a göndereceksiniz vesaire. Onun bazı ayarlamaları var tabii. Gitignore'da, Gitignore yani nokta Gitignore dosyasında şunu demiş oluyorsunuz. Benim projemde gönderilmesini istemediğim bazı şeyler var. Dosyalar var. Onları Gitignore içerisinde belirtiyorsunuz ve onlar gönderilmiyor. Like ID'yi, Clutter or Local Configuration Files. Mesela örneği de gayet güzelce veriyor. Local sizin bilgisayarınızdaki bilgisayarınızda olması gereken bir configuration file kullanmışsınızdır burada. ABC ya da diyelim ki settings.yaml diye örnek veriyorum. Onu gönderme demiş oluyorsunuz. Neden? İçerisinde sizin özel belki lokalinizdeki bir şifre ya da IP vesaire gibi bilgiler vardır. Kritik bilgiler olabilir. Bunları göndermesin. Zaten kod içerisinde bunlara ihtiyaç olmayabilir. Gereksizdir. O yüzden gönderme demiş oluyorsunuz. And you can find sample git blah blah şurada diyor. Burada da bakın sol altta GitHub.com'un GitHub'dan zaten GitHub'ın kendisinin hazırladığı bir Gitignore linki var. Oradan bunları bulabilirsiniz diyor. Örnekler var. Hello world py. This is the script that you distributing as far as naming the main script file goes. Bu sizin aslında temel anlamda iş yapan py dosyanız. Main.py ya da app.py gibi düşünün bu örnekte. Bu da onu yapıyor. Burada license bu this plain text file describes the license you are using for a project. Bu az önce bahsettiğim gibi sizin lisanslama kurallarınızı aslında belirtiyor. Şurada da diyor ki eğer bir seçmek istiyorsan bir tane lisans tipi. Şurada bakın chooseALicense.com var. Oradan inceleyebilirsiniz diyor. Öğrendikten sonra belirtirsin bunu. Bunlar önemli. Ama gerçek projeler yaparken önemli ama okuduğunuz projelerde de bunların kurallarını göreceksiniz burada. O yüzden önemli. README. This is a markdown. Markdown bir format. Metinsel zaten şu MD de oradan geliyor. Markdown. Or restructured text file documenting the purpose and usage of your application. Crafting a good README is an art, but you can find the shortcuts that mastery here. Şurada bir örnek var. Write a great README for your GitHub project. Bunu alayım. Neredeyiz? Şuradayız. Ben zaten eklemişim buraya. Bakın linkleri de eklenmişi var. Cem Yılmaz'ın dediği gibi. Requirements.txt bu ise bu önemli. Aslında diğerleri de önemli ama bu programatik olarak da sizin kullanacağınız bir şey. This file defines outside Python dependencies and their versions of your application. Şundan dolayı önemli. Siz bu uygulama geliştirdiğinizde içerisindeki virtual environment ki virtual environment'ı sık sık kullanacağız. Şu an takılmayın. Virtual environment neydi özet olarak? Sizin projeniz, hatta daha önce de konuşmuştuk. Arada bir göstermiştim ekranlardan falan. Sizin projenizde gerekli olan library'lerin versiyonlarıyla birlikte bilgilerini tutan bir txt dosyası oluyor bu. Aslında basit bir txt ama onun requirements txt içerisindeki basit veriyi okuyarak o da işte örneğin library'nin adı ondan sonra da versiyon adı. Versiyon bilgisi. İşte 1.2.5 mesela. Bunu yazıyor ve siz küçük bir komut ile o library'leri otomatik olarak kurdurabiliyorsunuz. Diyelim 50 tane library var. Farklı farklı versiyonlarda. Sizin projeniz tamamen o library'lerin o versiyonlarıyla çalışabiliyor. Bunu zaten siz geliştirmişsiniz, biliyorsunuz. Requirements.txt'yi otomatik olarak sizin projeniz için oluşturabiliyorsunuz. Aslında şöyle bir txt dosyasından ibaret. Bunu otomatik olarak oluşturabiliyorsunuz. Ondan sonra da başka bir yere sadece kodları göndererek, yani virtual environment'ı göndermeden, çünkü sizin library'leriniz virtual environment içerisine download ediliyor. Değil mi? Bunları daha sonra tekrar yapacağız.
İşte o download edilmiş dosyaları göndermenize gerek kalmadan, ki onlar megabaytlarca olabilir, göndermenize gerek kalmıyor. Sadece isimleri ve versiyonları yazıyor. Ve bu sayede de siz karşı tarafa gönderiyorsunuz. Karşı tarafta direkt requirements.txt'yi küçük bir komutla çalıştırıp download edebiliyor. Hepsini otomatik olarak indirebiliyor bulunduğu yerde. Ve haliyle siz bunu GitHub'a gönderirken de requirements.txt'i oluşturacaksınız. Onun içerisindeki bağlılıklar, bağımlılıklar, ama library olarak bağımlılıklar orada listeleniyor olacak. Onlarca, yüzlerce olabilir bu. Projenin büyüklüğüne, karmaşıklığına göre değişir. Ve gerçekten bunu oluşturmadan bazı projelerde yapamazsınız yani. Çünkü o kadar fazla kod var. Requirements.txt önemli. Ha, bir projeyi aldığınızda requirements.txt yoksa siz kendiniz de o proje için bunu oluşturabilirsiniz otomatik olarak. Ama elle yapamazsınız bunu. O versiyonları kontrol edemezsiniz. Velhasıl bu önemli. O yüzden. Ve okuduğunuz bir yerde de direkt requirements.txt'ye bakarak o projenin hangi library'leri kullandığını direkt görebilirsiniz. Kodları incelemeden. Yani bu mesela Flask mı kullanıyor, Django mu kullanıyor? Direkt bakıp anlayabilirsin. PostgreSQL mi kullanıyor, MySQL mi? Çünkü orada yazacak ki MySQL bilmem ne driver'ı. Yani direkt package'ın, yani modülün, işte o PyPy üzerinden indirilmiş olan, kullanılan modülü yazıyor olacak versiyonuyla birlikte. Bunlar önemli. Setup UI. This UI can also be used to define dependencies, but it really blah blah during installation. Bu da aslında bizim uygulamamızın genel basit anlamda ayağa kaldırılması, kurulum aşamasıyla alakalı başlangıç noktası olarak düşünülebilir. Bunu her yerde görmeyebilirsiniz. Ama bu bir tavsiye, örnek. Test, adından da anlaşılacağı gibi senin yazdığın testlerin aslında bulunduğu bir dosya. Bu tabii test tek bir dosya olmak zorunda değil. Onu yapacağız daha karmaşık versiyonlarında. Onlara bakacağız ama bu en basit haliyle, en basit örnek üzerinden başladık. Böyle de gidiyor. Şimdi installable single package. Hierarchy bu şekilde görünüyor. Hello world. Şu aslında senin ana klasörün. Buna takılma. Burada. Pardon, düzelteyim. Senin projenin ana kapsayıcı klasörü bu. Tamam. Bunun içerisinde senin Hello World için oluşturduğun bir de modül. Yani şu isim aslında modül burada. Bu senin ana projenin bütün dokümanlarının ve klasörlerin bulunduğu bir proje ya da solution adı diyelim. Buna genel olarak çözüm adı diyebiliriz. Bu ise şurada kullandığın PE dosyası var ya, ana dosya, onun modülünün adı gibi düşünebilirsiniz ki modül adı oluyor burada. Hello World diye bir modül adı oluyor. Test diye bir klasör oluşturuluyor. Bunun içerisinde de ayrı ayrı testler. Hello World PE doğal olarak bunun içerisinde. Helpers da yardımcı kodlar olarak kullandığımız bir best practice isim gibi düşünülebilir. Yardımcı araçlar, ana işleri yapanlardan ziyade o ana işleri parçalara bölüp function'lara dönüştürüyoruz ya. İşte o function'lar bu helpers içerisinde bulunuyor. Tabii bunun sayısı ve mantıksal kategorisi arttıkça helpers daha da büyüyor. O yüzden onu da ayrıca bir klasör haline getirip modül haline getirmek gerekebilir. İçinde de ABC helpers, XYZ helpers vesaire diye ayırmak gerekebilir. Bu da mümkün. Ve testleri de dikkat edin, ayrı bir klasörde oluşturabiliyoruz burada. Bu bir yöntem. Hello world underscore tests. Helpers underscore tests. Ve diğerleri de bakın, bunlar solution'ın içerisinde bulunan dosyalar. Nokta, gitignore, license, readme, requirements.txt, setup.py. Bunlar çünkü solution'la alakalı şeyler. Bunları bunların içerisine koymuyoruz. Değil mi? License, solution'la, yani ana, bütün projeyle alakalı şeyler. Readme, requirement, hepsi böyle. Hiyerarşi burada önemli. Bu yüzden.
Arada bakayım soru var mı? Clean Structure kitaplarda içindekiler bölümü gibi bir şey o zaman. Değil. Clean Structure o kitabın yazım formatı. Mesela biz kitap yazarken genel olarak her yayın evinin kendi kitap yazma formatı vardır. Der ki mesela işte yazımla alakalı kuralları verir. Çok fazla örnek ulaşayım değil mi? Ama örneğin resimleri şöyle toparlayın. İşte başlıklar şu büyüklükte, şu puntoda olsun. Ana başlıklar. Alt başlıklar şu puntoda olsun. Vesaire vesaire tonla şey. Biraz öyle diyebiliriz. Örneğe devam edelim şimdi. Kodlara bakacağız yine. Application code is now blah blah sub directory named after your package called. Bakın underscore iki tane alt tire init iki tane alt tire nokta py diye bir dosya var. Bunun bize sağladığı şey şuradaki hello world klasörüne biz Python interpreter'ine diyoruz ki bu klasör içerisinde alt tire alt tire init alt tire alt tire nokta py var. Bunun anlamı hello world'u ben modül olarak planladım. Ona göre bak. Ben bunu modül olarak kullanacağım. Bu sıradan bir klasör değil demektir. Mesela test bu sıradan bir klasör aslında. Bu modül olarak kullanılmıyor. Bunun içerisindeki test dosyaları bizim için çağrılabilir ve kullanılabilir ve iş yapar. Ama ya da mesela static ya da template diye bir klasör oluştururuz. İçinde HTML dosyaları olur. Web uygulaması ise. Onun içinde init yapmayız mesela. Çünkü onu modül olarak kullanmayacağız. Ama bu programatik olarak ben modül olarak çağıracağım. Yani import diyeceğim. Import hello world diyeceğim mesela. Onun da içinde şunları ayrı ayrı çağırabiliyor olurum. Demiş oluyorum ben buna. Python interpreter'ı da tamam diyor. Sen bunu yazdıysan sorun yok. Olarak göreceğim demiş oluyor. İçi de boş olur genellikle. Bir şey yazmana gerek yoktur. Ne diyor? Hello world init py. This file has many functions. Yetenek yani. But for our purposes it tells the Python interpreter that this directory is a package directory. Bakın modül diyorum ya. Ben bir modül bir package diyorum. İkisi de aynı halt aslında. O yüzden karıştırıyorum bazen. Package directory. You can set up this init py file in way that enables you to import, bakın import classes and methods. Yani şunun içindeki class'lar ve metotları ben bunu kullanarak bunu burada tanımladığım için bir package gibi uygulamama dahil edip class ve metotları kullanabiliyor olacağım. Bakın package as a whole. Hepsini kullanabiliyor olacağım. Instead of aksi halde bunu yapmazsam ne olurdu? Ben bakın instead of knowing the internal module structure and important from hello world nokta hello world gibi yazmam ya da hello world nokta helpers diye yazmam gerekebilirdi. Ama ben onların hepsini dahil edeceğim uygulamama. Hello world helpers geçiyorum bu kodla alakalı şu an. Test, geç, testler dedik zaten. Şurada hop geliyorum. Bakın adım adım görelim. Gerçi bunda daha görecek bir şey yok. Bu basit ilk girişti. İkinci versiyonuna bakalım. İkinci versiyonunda da bunun daha toparlanmış hali. Az önce gösterdiğim mesela Hello World diye bir ayrı klasör ve test diye bir ayrı klasör oluşturduğum versiyonu bu. İçi boş. Herhangi bir şey yazmaya şu an için yani bu bahsettiğimiz işi yapmak için gerek yok. Package'a dönüştürmek için şu klasörü buna sadece boş olarak vermemiz yeterli. Bu da boş zaten. Bu da bunlar da boş. Sadece bir hiyerarşi. Bunlar da boş. Bu hiyerarşi böyle mümkün. Bu Common Line Application'dı CLI. Internal package application içinde şöyle. Şu dummy yok sayın. Yani bunu silince şu şurada görünüyor. O yüzden düzenli görünsün diye dummy yazdım. İçi boş yani.
bir şey yok. Structure zaten web sitesinde de hani şu örneği gösteriyor bana. Bakın application with internal packages bu zımbırtıyı gösteriyor. Şuradan bakayım. Bakın binary. Binary diye binary dosyalara ihtiyacım varsa onu buraya at diyor içerisine. Ayrı. Documents, docs mesela hello. Hello MD, World MD yani Markdown. Neden bunlar ayrı? Çünkü bakın Hello World klasörüm içerisinde ki bunun içinde init görüyorum. Yani bunun anlamı bu bir modüldür. Package. Bunun içerisinde runner.py var. Runner.py de bunun içerisinde bir yetenek sağlayan bir py dosyası. Ama bu modülün içinde bir tane daha modül var. Hello world.hello gibi düşünün. Bakın çünkü bunda da bir tane init var. Ama sadece bu değil. Hello ile world'u ayırmışız. Değil mi? Bunda da bir tane init var. Hello'da hello.py var ve helpers.py var. Bu helpers hello işlemlerini yapmak için kullanılacak olan yardımcı fonksiyonları, metotları içeriyor. Yardımcı işlemleri ama hello ile alakalı olanlar. Yani hello world nokta hello nokta helpers gibi düşünebilirsiniz. Ama burada hello world ana package içinde world var. Bu da bir package. Bunun içindeki helpers ise bundan farklı. Namespace hiyerarşisi diyoruz buna. Genel olarak C# falan bilenler hatırlayacaktır. Burası böyle. Hepsi birbirinden farklı. Data eğer herhangi bir veri dosyasına ihtiyacım varsa CSV, Excel, XML, JSON vesaire böyle statik olan veri dosyalarına ihtiyacım varsa bu uygulamada onu data içerisine at. Ayrı bir klasör. Bakın ana klasör içinde data. Tests gene bu da gene ayrılıyor. Hello ve world olarak dikkat edin. Bunların ikisi için ayrı ayrı. Helpers underscore tests. Hello tests. Helpers tests gene ama farklı bir hiyerarşi içinde. Ve world tests. Ve gene readme, license ve git ignore burada var. Hiyerarşisine bakalım yine buradan. Bakın şöyle. İçi boş. Data olarak örnek verilerimiz var burada. Mesela docs var. Documents içerisinde. Ayrı ayrı. Ne yapmış oluyorsun aslında? Şuradaki hello için ayrı bir doküman oluşturmuş oluyorsun. World içinde ayrı bir doküman. Bunlar mümkün. Senin uygulaman ise, kodların ise burada oluyor. Ne var bunda? Bakın. Hello, içinde init, hello, helpers, world, init, helpers, world var. Bunun da dışında baktığında hello world'un dışında da bir init vardı. Değil mi? Şurada yani hello world'u biz package haline getirmeliydik. O yüzden init olmalıydı. Burada var. Runner.py de var burada. Şunu da kapattığımda test geliyor. Testte de bakın hello ile alakalı olan helperların testi ve bununla alakalı olan kendi işlevleri için yani hello'nun işini doğrudan yapan functionların, yeteneklerin testlerini yapan zımbırtılar. Ve readme bildiğimiz markdown dosyası bu. İçi boş kasmaya gerek yok orayı. Ve internal package bla bla. Ben mesela bu notes.txt'de benim işte size anlatırken kullandığım şey. Yani her birisi için notları buraya ekliyorum. Ve tabii ki bunun production'la yazılımla alakası yok. Bu da eğitim odaklı bir structure diye düşünebilirsiniz. Mesela structure.txt'yi de ben burada bir hiyerarşi olarak koyuyorum. Ve production'da buna gerek yok. Ama GitHub'a atıyorsanız sizin open source projenizi şu mimariyi tabii ki çok büyükse bunu yapamazsınız. Proje çok çok büyükse yapılmaz. Açıkçası sayfalarca görünebilir. Ama küçük proje ise
bu yapıyı koymanızda fayda var. Şimdi devam edeyim. Okuyacağım bir yer var mı? Bakın executable ya çalıştırılabilir dosyalarda diyor. Bu klasörde tutulur. Adapted from blah blah. That is still important. Point to remember that is that your executable shouldn't have a lot of code. Burada çok fazla kod olmamalı. Import and a call to a main function in your runner script. Runner script'i runner.py vardı. Oradan çağrılacak, oraya import edilecek ya da oradan çağrılacak zımbırtılar. If you are using pure Python or don't have any executable files, you can leave out this directory. Yani kullanmana gerek yok diyor, çalıştırılabilecek bir şey yoksa. Ama mesela şu olacak. Biz hangisindeydi hatırlamıyorum. Flask mı, Django mu? Mesela PDF işlemleri yapacağız. PDF üreteceğiz yani. PDF generate edeceğiz. Kullanıcının girdiği veriye göre. Orada da sunucu tarafında kurulu olması gereken bir tool var. PDF işlemlerini yapan. O tool'u sunucuya kurduktan sonra ya da diyelim ki kurmana gerek olmadan örneğin binary şu bin dosyası, bin klasörü içine pardon birincisi kurulması gereken bir dosyası var. İkincisi de ekstra indirmen gereken bir de modülü var. Diyelim onları buraya koydun. Binary, çalıştırabilir dosyayı. Yani pet olarak burayı verdin. Ondan sonra da buradan çalıştırabilirsin. O exe dosyasını diyelim eğer Windows üzerinde yapıyorsan. Bu sayede PDF üretebiliyor olursun. Mesela mümkün. Docs, Get. Data anlattık. Web Application Layouts. Burada da Django ve Flask üzerine örnekler var. Bunları anlatayım. Şuradan bakın Django ve Flask. Önce Flask'tan başlayayım. Çünkü yapısı daha hafif. Burada burada da gene birinci örneğimde gene bir dummy var. Şurada da gene linki var aslında. Az önceki makalede zaten var bu. Flasker diye bir structure var. Bu da gene GitHub üzerinde açıklanmış bir dokümanlı bir şekilde açıklanmış. Örnek bir Flask projesinin yapısı. Şu dummy gene boş. Şu yapıyı düzgün tutsun diye. Bu layout'ta bakın Flask'ın kendi orijinal dokümanlarında olan bir layout. Bu arada buna structure diyoruz ama clean structure o çok genel bir tabir. Layout'ta diyelim web projeleri için bir yerleşim amacıyla kullandığımız da bir şey aslında. Layout olarak da geçer yani bu. Nadiren de olsa. Flask'ın layout'unu inceleyebilirsiniz. Bu örnekte Flasker'da zaten buradan aldığım bir örnek. Linki burada. Sonra bakalım buna. Geç. Bakın şurada Flasker test virtual environment var. Buradakinin içi boş tabii ki. Ama bu olacak sonuçta gerçek projede. Structure'a şuradan bakalım. Bakın bu çok hafif görünüyor aslında. Çünkü Flask'ın yapısı çok sade, temiz. Flask ana projenin adı. Flasker aynı isimde ama bu aslında dikkat edin. Bakın şu mesela 3 tane alt tire koymuş. Yanlış. 2 tane. Bunun mesela package olduğunu gösteriyor. Demek ki bu package'dir. Çünkü içinde init var. Ama bu projenin genel solution adı. Klasör, kapsayıcı. DBP'ye, database işlemlerinin temellerinin bulunduğu alan. Schema SQL. Bu da SQL script'i. Mesela bir GitHub projesi yaptığınızda sizin bir de database'iniz varsa doğal olarak o database'de yani GitHub'a atmanız gerekiyor. Orada da DB dosyası olarak atılmaz genellikle. Atılabilir ama teknik olarak atılmaz. Çünkü mesela SQL Server'da diyelim bir bug dosyası backup'tır. Siz bug dosyasını verdiğinizde her şeyi vermiş olursunuz ama o şekilde GitHub üzerinde okunamaz bu. Ama SQL olarak verirseniz
zaten metinsel olarak bütün scriptleri vermiş olursunuz ve o orada okunabilir olur. O yüzden script olarak vermek daha doğru. Schema ne demek? Aslında bir database oluşturduğunuzda o database'in structure'ı demektir. Yani içindeki tablolar, veriler olabilir de olmayabilir de, ama mesela schema dediği için burada, mesela db.sql deseydi verilerle birlikte olabilirdi, ama schema dediği için bu genel structure'ı verir. İçerisindeki nesne yapısını verir database'in. Data.sql o zaman şey yapabilirsiniz. Bunun yanına Data.sql verirsiniz. O da sadece bu yapı oluşturulduktan sonra insert edilmesi gereken insert SQL'lerinin bulunduğu bir script olur. Onu çalıştırdığında bunun üzerine bundan sonra bu sefer database full olarak oluşturulmuş olur. Authentication P'ye, bu da yetkilendirme tahmin edersiniz. Block P'ye geç. Templates, bakın bu templates gördüğünüzde web tarafında bunun içerisinde HTML dosyaları olacak demektir. Size frontend tarafında hani frontend bilmeden web uygulaması geliştiremezsiniz dememin sebeplerinden biri. Flask ile biz RESTful API yapacağız. Tamam, backend ile çalışacak o. Ama web uygulaması geliştirdiğimizde, ki hani API geliştirdiğimizde API'nin client'a ihtiyacı yoktur. Bunu bazı araçlarla biz request response işlemlerini yapabiliyoruz. JSON ya da XML alışverişiyle. Hani UI'ye ihtiyacı yoktur API'lerin, ama web uygulaması yapıyorsan template klasörü olacak. Onun içinde HTML'ler olacak. Bootstrap yazdınız. Bootstrap'ler olacak. Bayağı bir bildiğin tasarımı yapıp bunun içine atacaksın yani. Vesaire. Authentication tarafında da bakın template, ama template içinde her şey HTML'dir. HTML tasarımları bulunur. O yüzden şunun içinde out diye bir klasör görüyorsan, bunun anlamı yetkilendirmeyle alakalı olan tasarımların, yani sayfaların HTML dosyalarıdır. Bakın burada login HTML, register HTML, blog var. Blog'da da create, yani bir entry girmek, bir makale eklemek gibi. Index, update sayfalarını tasarlıyorsun. Ayrı ayrı klasörlere yerleştiriyorsun. Base'in ne olduğunu vakti gelince konuşuruz. Şu an kapatıştırmak. Ama base işlemde aslında nested template mantığıdır. İç içe template mantığı. Araştırmak isteyen bakabilir şimdi. Burası da böyle. Static template'ten ayrıdır. Bakın farklı bir klasör yapısında. Bunun içinde değil. Static içinde de sizin bootstrap ya da mesela custom style CSS dosyaları, yani CSS dosyaları burada bulunur static içinde. Sadece CSS değil, mesela static olarak resim dosyaları, logo vesaire gibi şeyler varsa onlar da bulunabilir. Ama ayrı bir klasör olarak static'in içinde diyelim ki img diye bir klasör açarsın resimler için. Onları ona koy. Hatta farklı farklı özellikler için varsa, çok fazla resim olacaksa, onları da mesela image diye bir klasör açıp statiğin içinde, onun içine profile, profile bir klasör olur, profille alakalı resimler olur. İşte siteyle alakalı ayrı bir klasör açarsın statik içine, image içine onları da koyarsın. Mesela styles CSS burada tamam, ama bootstrap'i nasıl koyacaksın? Bootstrap içinde statik içine Vendor diye bir klasör açılır. Standartlardan bahsediyorum. Vendor klasörü de şudur. Aslında ben yazmadım. Hazır olan bir CSS yapısı var. Onu koyuyorum demektir. Ne demek? Bu da Bootstrap min.css mesela. Onu da Vendor'ın içine koy. Ama düzelteyim, dur. Statiğin içinde olacak. Tamam, Vendor diye bir klasör. Bunları ben yazmadım demek. Burada üzerinde dokunmadığım şeyler var. Hazır olarak aldığım şeyler var.
Ha, siz bunu ezmek isterseniz zaten şu style CSS de custom style CSS'tir aslında. Yani senin üzerine ezmek için kullandığın zımbırtılardır. Ve şurayı temizleyeyim. Evet, test. Bakın data.sql test faktörü falan, test DB, yetkilendirmeyi kontrol test için var. Database'i, blow'u, hepsi için ayrı ayrı testler oluşturuyoruz. Virtual environment gene ana klasör içinde var. Bakın burada. Virtual environment, çünkü bunun içinde sizin download ettiğiniz library'ler çalışacak. Burada. Dolacak. Ve diğerleri. Manifest'te gene readme gibi düşünün. Readme ile aynı mantık. Böyle. Tamam. Evet. Burası tamam. Not geç. Structure geç. Bu da boşmuş. Tamam. Zaten şurada anlatılan yapı da bu. Web örneği. Django'ya geçelim. Django'da da iki step var gene. Version gibi düşünün bunu. Evet, step 1. Dummy'yi geç gene. Project. Bakın project gene kapsayıcı klasör. Onun içinde project var. Asıl bu proje. Package name gibi düşünün. Ve manage var. Manage Django'da olan bir PE dosyasıdır. Bu arada o yüzden manage yazıyor. Yani siz Django'yu kullanırken, bunu default olarak oluştururken manage PE dosyası gelecek. Hatta bunun üzerinden biz komutlar yazacağız. Yani manage'e bazı talimatlar, komutlar göndereceğiz. O kendisi içeride yaptıracak. Manage önemli bir zımbırtı. Temel olarak gene projenin içinde init var, boş. Settings PE var Django'da. Bunlar neden yazıyor? Çünkü siz Django ile bir proje oluştururken, yani komut satırından oluşturacağız. Settings şu hepsi kendisi oluşacak. Siz oluşturmayacaksınız. İçinde ayarlar olacak. Siz onu güncelleyeceksiniz, değiştireceksiniz mesela. İçinde tonla uzun bir ayarlar dolacak bunun mesela. Siz oraya ekstra ayarlarınızı yazacaksınız, değiştireceksiniz. Yine Python yazacaksınız bu arada. Filan. Ama ayar dosyası. Temel anlamda. URLs'te uygulamanın, ki şu proje hani Python'da Python Flask gibi basic bir, yani simple bir yapıya sahip değil. Django biraz daha karışık yapı olarak. Bir uygulama vardır. C#'cılar için söyleyeyim. Solution vardır. Bir de içinde application'lar vardır. Yani düzelteyim. Proje vardır. Bir de projenin içinde application'lar vardır. Tek bir proje başlatabilirsiniz. Ama o projenin içinde farklı farklı application'lar olur. Mantıksal olarak projenizi ayırmışsınızdır. Her birisi birer application'dır. Mesela orada. Olmak zorunda değil ama yapısı böyledir yani. Default olarak böyle gelir. Ve project tarafında da diyor ki mesela bunlar işte URLs kısmında da bu projenin genel ayarları yapılır. Bu proje olduğu için şöyle, proje burada yer alır. Mesela örnek olarak app 01 ve app 02 değil. Projenin haricinde application'lar olur ya, onu yani içinde de yapabilirsiniz, dışında da olur ama içinde yapılır genellikle. Bu projenin içinde olur. Mesela şöyle yaptık diyelim. Bunlar farklı farklı application'lar ama bu projenin içinde. Bu projenin Django'da ana yönetildiği alan şurasıdır. Bütün proje ayarlarının yapıldığı yer settings'tir. Genel proje ayarları. Yani buna uygulamanın genel bütün ayarları olarak düşünün. URLs'de bütün application'ların, her application'ın içinde URLs.py diye bir şey oluşturursunuz. Orada
application'a özel URL paternlerini oluşturursunuz. Yani işte basit anlamda URL patterns şöyle bir yapısı vardır. Burada dersin ki işte tamamen örnek olarak söylüyorum yani. İşte user. Tabii ki böyle değil ama basit anlamda şu URL patterns'i görürsünüz mutlaka. Aynı mantık. Şurasını daha basitleştirerek anlatıyorum. URLs login işte user birkaç kod görünce anlarsınız bunu. Register falan gibi. Şurada paternleri oluşturursunuz. Tamam. URLs patterns. URL patterns mesela sabit bir isimdir. Bunu değiştiremezsiniz. Değiştirirseniz uygulama çalışmaz. Çünkü yani bunlara bakar. Ama şuraları istediğiniz formatta pattern olarak link, URL pattern olarak oluşturabilirsiniz. Django şunu olur, şunu alır, okur ve list olarak alır. Onun içerisindekileri de senin bu uygulamanın ayarı olarak, link ayarı olarak tutar. Ve bu URL'de yani şu app01.urls.py'yi de şu projenin, ana projenin URL'si içinde zaten orada mı yazdık? Böyle yapmışız. Bak. Şöyle urls.py içinde bunların her uygulama içinde urls.py oluşturursun. Sen oluşturursun bunu. Çünkü uygulamayı oluşturan sensin. Ama projenin default olarak URL'si ihtiyacı olduğu için kendisi oluşturur bunu. Sen güncellersin. Geldik buraya mesela. Bu da application'ın URL pattern'i. Bunu yaptım buraya. Bu da projeninki. Burada da diyorsun ki tabii yukarıda işte diyorsun ki mesela from app0'dir örneğin import URLs dedin. Şurada işte zımbırtı zımbırtı URLs nokta URLs pattern mesela dedin. Yani bu senin neyin oldu? İşte şu uygulamayı, uygulamanın içindeki URL'si buraya eklemiş oldun. Projenin içine tanımladın. Diğer projede tam %100 böyle değil ama bunun gibi daha basitleştirerek anlatıyorum. Aynı şekilde diğer app URL de buraya aynı şekilde yazarsın sırayla. Bu sayede de diğer bütün uygulamaları bu projeyle bağlamış olursun. Link yapısı olarak. Tamam. Settings'e de gelirsin. Burada da tonla ayar vardır. Burada da mesela initialization yani proje ayağa kalkarken çalışacak olan bir başlangıç alanı vardır. Bütün bu projedeki uygulamaların hepsini de oradaki alana tanımlarsın. Link olarak sadece. Link dediğimde mesela project.app01 diye tanımlarsın. Tamam yazarsın metinsel olarak. Ondan sonra artık proje, Django'daki proje application'larla artık haberleşebilir olur. Bu sayede. O yüzden yapısı biraz daha karmaşıktır. Diyebilirim. O yüzden sonraya bıraktım. Önceye Flask aldım. Başka bu da boş. Evet. Arkadaşlar. Bugün anlatmayı planladıklarım bitti. Sorularınız varsa alayım. Hocam ben bir şey sorabilir miyim? Hı hı. Flask'te gösterdiğiniz örnekle ilgiliydi. Orada mesela HTML dosyalarını gösterdiniz, CSS dosyalarını gösterdiniz fakat JS dosyalarını göremedim. Onları nerede tutuyoruz? HTML içine mi yazıyoruz? Göstereyim. Şimdi şurada templates var. Statik burada. Şu JS, hatta biraz genişleteyim ben bunu. Az önce gösterdiğim gibi. Mesela statik içerisinde CSS diye bir şey açtım.
açmaya çalıştım. Açabileceğim. Ve açmaktayız. Static içinde CSS var. JavaScript de burada. Sonra şunu şuna attım. Bak, bunda bir de vendor oluşturdum. Vendor aslında içerisinde bu bootstrap gibi zımbırtıları tutar. Yani senin müdahale etmediğin hazır olarak aldığın şeyler. Bootstrap tabii ki production ortamında min.js kullanılır. Daha hafiftir. Daha az yer kaplar. Çünkü bunların hepsi client'e gönderilir, değil mi? Vendor burada. Ondan sonra JavaScript'e geliyorsun. Vendor ve diyelim ki custom CS. Vendor içinde de neye ihtiyacım var? Çünkü Bootstrap'in bir de CSS var, değil mi? Şöyle bir şeydi. CSS. Onu da buradaki vendor'a attım. CSS'e ihtiyacın varken şuradan çekiyorsun. Link olarak zaten şöyle yaptın mı? Tamam mı? Link olarak ekleyebilirsin direkt. Yani static slash css slash vendor slash bootstrap nokta min nokta css. Bu böyle. Ha, başka bir vendor varsa ne olur? Şu an aklıma gelmiyor ama abc nokta min nokta css. Onu da eklersin buraya. Bunların üzerinde doğrudan kod üstünde müdahale yapmazsın, değil mi? Ama müdahaleye ihtiyacın varsa şurada mesela ya style CSS ya da custom gibi düşün bunu. Tamam, budur. Bunları buraya koyarsın. Vendor elemezsin. Buradaki ayarların bunları ezecektir zaten. Çünkü zaten UI'ye atıyorsun ya. UI'de ikisini de çekeceksin bu arada. Yani sen hem bu bootstrap.min.css'yi HTML içine ekleyeceksin link olarak. Onun da tabii farklı teknikleri, onu sonra konuşacağız ama sen HTML bootstrap mantığında düşün. Aynı mantık. O linki ekliyorsun oraya. Bir de bunu ekliyorsun ekstra. Bu senin yazdıkların. Ki bunu zaten öğrendiniz bildiğim kadarıyla. Burada da aynı şekilde mesela sen slider'la uğraşıyordun ya. Bak slider vendor diyelim ki bir tane slider open source slider var. Slider X olsun adı. CS. Tamam. Onu buraya attın. Şu custom içinde de bütün ilgili sayfayla alakalı çalışmalarını da custom CS'de yaptım. Bak, hem bootstrap min CS var. Slider X diye bir JavaScript zımbırtısı koydum buraya. Onu da indirdim, vendor attım. Değil mi? Bak, hepsi burada. Hiyerarşik bir şekilde duruyor. Anladım hocam. Teşekkürler. Bu statikleri de şu template'ler içinde kullanıyorsunuz. Bak burada mesela base var. Düzelteyim. Blok var. Bloğun içinde index var ya. Sen de bloğun içinde bir tane slider kullanmışsın diyelim. Geldin buraya. Neredesin sen statik? Tamam, geldin şunu. Şu slider'ı buradaki HTML içine link olarak ekliyorsun. Ya da neyse ya da girmeyeyim şimdi. Link olarak ekliyorsun. Ondan sonra bu index HTML'de onu kullanmaya başlıyorsun aslında. Şu temiz yapıyı asla bozmamak gerekiyor. Bu bozuldu mu daha hani senin için zor olur. Geliştirici olarak senin için zor olur yönetmek. O yüzden başlangıç clean architecture mantığını çok iyi anlamanız gerekiyor. Çok araştırın. Farklı tonlu örnek var. Ben size birkaç tanesini gösteriyorum. Kod okurken de bunları inceleyin. Aynı şekilde. Zaten bizim yapacağımız örnek uygulamalarda da yani bunları yapmak zorunda kalacağız zaten. Ama siz de kendi projeleriniz için ayrı ayrı yapın. Başka aklıma gelen şu an yani basic anlamda böyle. Çok daha advanced'e gerek yok şimdi. Ama mesela bir upload yapacaksan diyelim. O zaman da bu senin
uygulamanla alakalı, projenin genel yapısıyla alakalı olacağı için şunun içine örneğin upload ya da files, ne dersen artık. Mesela files farklı amaçla kullanılır aslında. Files'ın hani files'ı kendi sunduğun şeyler için de kullanabilirsin. Yani resim dosyaların vesaire vardır ya, senin projede kullandığın şeyler. Bunlar için kullanırsın. Ama upload vardır bir de. O da kullanıcının yükleyeceği şeylerdir. Bunları ister files'ın içine upload diye, uploads diye bir klasör açarsın ya da daha temiz olsun diye, bu senin kararın, zamanla belli olur, uploads diye bir şey yaparsın ya da upload doğrudan. Burada da ya örneğin kullanıcı mesela doküman yükleyebiliyor. Tamam, docs, docs diye. Image, kullanıcı resim yükleyebiliyor çünkü. Şunu hatta S yapalım, çoğul olsun. İkisi de kullanılabilir, upload ve upload. Bunun için de mesela documents, işte images, belki slides vesaire. Hatta istersen çok, bunu şöyle söyleyeyim, yaptığın projenin büyüklüğüne göre değişiyor. Mesela gerçekten çok farklı kategorize, mantıksal olarak kategorize edilmiş resimler yüklenebilecekse, mesela kullanıcının profili ile alakalı. Profile klasörü açabilirsin. Ondan sonra ne olabilir? Kullanıcının ürünleri, tamamen otomasyon gidiyor. Product mesela olabilir. Ha, sen e-ticaret gibi bir şey yapıyorsan yapı tamamen değişir. O ayrı mesele ama basit anlamda ne olur mesela bu? Neyse, ben bunu other images yapayım. Sadece mantığını anlamanız için. Bunun gibi genişleyebilir. Ama bu yapıyı baştan kurman gerekiyor işte. Sonradan olaya bir şeyleri dahil edersen daha zor olur. Hocam bir de bu aynı klasörlendirmeyi Django'da da kullanıyoruz değil mi? Django'da biraz daha farklı. Django biraz daha detayları vakti gelince konuşuyoruz ama Flask bir makro framework, yani mikro framework, daha küçük, daha hafif diyelim ve büyük projeler geliştirebilir Flask ile de, fakat çekirdeği çok küçük ve bu genişletilebiliyor farklı eklentilerle. Yani Flask için tasarlanmış farklı package'lar var. İşte login için bir package kullanabilirsin. Ama mesela login'e ihtiyacın yoksa projende, login package'ını, Flask-login package'ını kullanmana gerek yoktur. Ve o onun içinde değildir mesela, dahili olarak. Ya da bunun gibi tonla farklı ihtiyaçlar vardır. Bunlar çekirdek Flask'ın içinde yoktur. Flask'ın içinde mikro framework için gerekli olan temeller vardır. Ve sen istersen o parçaları ayrıyeten dahil ederek projene kullanabilirsin. Yani o gücü var open source'ta. Fakat Django tarafında olay battery include deniyor buna. Yani senin ihtiyacın olan her şey bir framework olarak sana veriliyor. Her şey dahil içine. Sen kullansan da kullanmasan da. Her şey içinde var Django'da. O yüzden Django sana genel yapıyı komple veriyor hazır bir şekilde. Sen sadece o yapıyı ayarlarla yönetebiliyorsun diyelim. Parametrelerini falan veriyorsun, değiştiriyorsun. Mesela az önce bahsettiğim gibi URL patterns. Bunu değiştiremezsin. Çünkü Django ona bakıyor. Ama sen onun verisini değiştiriyorsun. URL patterns yerine X patterns dersen tanımaz mesela.
ya da settings kısmında da öyle. Settings'te alanları sabittir. Sen orayı tabii ekleyerek değiştirebilirsin, artırabilirsin orayı. Genişletebilirsin ayarlar kısmını. Ama onun field isimleri sabittir. O field'ları verdiğinde Django kendi içindeki o ayarı ezerek senin ayarlarını kullandırır. Ama Flask'ta daha esnektir bu yapı. Çünkü çok core bir yapısı var. Sana hani full her şeyi tek bir framework olarak veriyorum demiyor Django gibi. Sen onu genişletebiliyorsun istediğin zaman. İkisi arasında en bariz fark budur mesela. Yani Django'nun içerisinde kendiliğinden gelen klasörler ve veriler var ama biz onun içinde çalışıyoruz. Öyle mi? Evet. Django çok daha geniş çaplı bir framework. Her şey içerisinde. Hani Cem Yılmaz diyor ya, her şey dahil. İşte içinde diyor ya bir zımbırtısında. Bu da onun gibi. Django'da her şey dahil. Sen kullan ya da kullanma. O onun içerisinde var. Senin projende de olacak. Ama Flask diyor ki ben bir mikro framework'üm. Ben genişletilirsem diyor. Hani genişletebilme ihtimalim var diyor. Tonla araç gereç var. Bunlar var. GitHub'da orada burada kendi sitesinde vesaire. Her şeyi yapabiliyorsun. Ama diyor istersen kullan. Yani senin ihtiyacın yoksa diyor ben onu default olarak kendi framework'üm içerisinde dahil etmiyorum diyor. Ama Django hepsi dahil geliyor. Sen kullan kullanma o projende yer alacak. Bu sayede doğal olarak Django ilk başta öğrenmesi zor. Çünkü yapısı daha karmaşık. Çok fazla konfigürasyon ıvır zıvır var. Ama sonradan her şey içine dahil olduğu için daha bir şeyleri geliştirmek daha kolay olabilir. Yani bunları da böyle söylerken çok yani emin olamıyorum. Çünkü çok farklı durumlara göre farklı davranabilir ikisi de. İkisinin de avantajı, dezavantajları var. Ama mesela Flask bir mikro framework olduğu için doğal olarak daha performanslı Django'dan. Çünkü daha hafif tasarlanmış gibi. Senin isteğine göre değişir bunlar. Anladım hocam. Peki güvenlik açısından bak. Tamam. SQL Alchemy mesela. SQL Alchemy genel olarak Python'da kullanılan bir şey. Yani kullanabilirsin herhangi bir veri tabanında vesaire. Python'la zaten kullanılmak için daha ağırlıklı olarak kullanılıyor. Ama sen onu ister Flask içerisinde doğrudan SQL Alchemy şekilde kullan. Ama Flask diyor ki bak diyor ben Flask mimarisine göre Flask SQL Alchemy diye bir modül geliştirdim diyor. Package. Sen Flask SQL Alchemy'yi kullanırsan diyor doğrudan Flask ile uyumlu olacak. Ya bu da var mesela. Ya da Flask MySQL. Tamam MySQL'i sonuçta bunların hepsi open source. İstediğin gibi oyna. Yani ister Django ile ister Flask ile. Çünkü open source olduğu için her şeyini değiştirebilirsin. Bunda sorun yok. Ama mimariyi değiştirdin mi? Yani mimari değiştirmek biraz ustalık ister. Yani büyük projelerde mesela ya Flask şöyle diyeyim kendi içerisindeki server mesela ki bu biraz mimari konuya giriyor ama server biraz farklı bir konu. Server protokolü ve server yazılımı diye bir şey var. Bunların Django ile ya da Flask ile çok alakası yok. Open source çok güçlü web serverlar var. Bu serverlar yıllardır geliştiriliyor. Flask'ın içerisindeki default server development amacıyla konulmuştur onun içine. Ürün ortamı için onu kullanmaman gerekiyor. Çok performanslı değildir Flask için. Ama zaten bunu yani kendi resmi dokümanlarında da söylüyor vesaire. Diyor ki bunun için çünkü server çok farklı bir yazılım. Diyor ki Flask'ın içerisindeki server default gelen server development amaçları, geliştirme aşamasında kullan.
production'da kullanma diyor. Onun yerine çok daha gelişmiş, kendilerinin yönetmediği ama open source olan, yıllardır çok devasa yükler altında çalışmış server yazılımları var. Onları bir altyapı olarak kullan diyor. Tamam, o protokolleri, o yazılımları. O zaman diyor müthiş performans elde edeceksin. Ki zaten Flask production'da bu şekilde kullanılır. Kendi içindeki server yazılımında kullanılmaz mesela. Ha, senin şu an buna ihtiyacın yok. Normal projeni geliştir. Sonradan küçük bir iki konfigürasyon ayarıyla istediğin server'ı sunucu ortamına kur. Yazılımına da gerekli ayarlamaları yap içerisinde. Flask uygulaman onun üzerinde çalışır olacak. Bu çok etkilemeyecek mesela. Ama Django kendi içerisindeki server'ı kullandırıyor mesela. Yani bakış açına göre değişir bu biraz. İkisini de çok büyük firmalar kullanıyor. Devasa firmalar. Çok büyükten kastım gerçekten global büyük girişimler. O yüzden ikisi de kendini ispatlamış proje diyebilirim. Yeterli oldu mu? Evet hocam, ben de tam onu soracaktım. Flask'ta performansı dediniz ama güvenlik açısından nasıl diye soracaktım. Ondan siz bahsettiniz zaten. İkisinde de güvenlik, şöyle diyeyim, hani yazılım güvenliğinde framework önemlidir. Hatta dilin kendisi de çok önemlidir. İkisi de bence aynı mantıkta ya. Flask'ı da yine open source'ta geliştiriyorlar ve eklentiler senin uygulama geliştirirken ihtiyacın olan temel güvenlik zafiyetlerini yönetebileceğin eklentiler gene open source'ta var güvenlik amaçlı. Django'nun da içinde var gene. Flask'ta daha harici olarak, tabii default olarak gerekli olan şeyleri core yapısında bulunduruyor Flask. Ama harici olarak da sen onları gene open source'tan bulabiliyorsun. Var yani bunlar. Yok değil. Ve de yani ulaşman zor falan değil. Sonuçta bunlar dokümente ediliyor. Ama Django'nun da oradan içinde var. Gene. Anladım hocam. Teşekkür ederim. Mesela bazı projeleri Flask'ta yapıyoruz. Bazılarını Django'da yapıyoruz ya da yapacağız. O yüzden ben hani bir tanesini seçmiyorum. Bazen Flask işime geliyor, bazen Django. Ha, burada eğitimde Flask'tan başladık çünkü yapısı daha basit. Çok daha açık ve net. Açıkçası bunu açık ara söyleyebilirim. Django'ya geçince bir kafa karışıklığı olacak. İkisiyle de projeler yapılacak yani. Bence çok takılmaya gerek yok orada. Başka sorusu olan? Ha, bundan sonraki için şöyle bir şey söyleyeyim. Mesela React öğreneceksiniz. React'te yani React'i iki şekilde de kullanabilirsiniz. Ya da nasıl diyeyim? React'i hiç kullanmadan Flask ya da Django ile web uygulaması yapabilirsiniz. Bootstrap, JavaScript, CSS ile, HTML ile bunları yapabilirsiniz. Bunda hiçbir sınırlama yok. Yani React'e, Angular'a falan ihtiyacınız yok. Böyle bir zorunluluk yok web uygulaması geliştirmek için. Fakat React'in getirdiği güzellikler var. Nasıl Bootstrap, HTML ve CSS üzerine getiriyorsa bazı şeyler. Burada da aynı. React'te
server'la client'ı birbirinden ayırıyoruz aslında. Siz diyelim Bootstrap'le tasarımı yaptınız. HTML, CSS, Bootstrap. Tasarım bitti. Okeylendi. Sonra bunu React'e aktarıyorsunuz. React moduna geçireceksiniz. Onun altyapısına falan. Ama o da client gene. JavaScript'in daha güzelleştirilmiş, böyle derlenmiş, toparlanmış şekilde bir hale getirilmesi. Daha performanslı falan. Tasarımı ona giydiriyorsunuz. Ama halen client. React'le de mesela Flask ile backend tarafında geliştirdiğimiz API, API ile React'i konuşturacağız. Backend'de geliştirdiğimiz tamamen RESTful çalışan, yani JSON ya da XML alıp veren bir backend yazılımı, sunucu da çalışıyor sadece, linkler üzerinden servis sunuyor. Sen ona React ile JSON gönderiyorsun. O sana cevap olarak JSON gönderiyor. React ile bu API'yi birleştirdiğimizde proje tamamlanmış oluyor. Basit anlamda. Ama istersen mesela Django'nun da Flask'ın da template yapısı var. Ama şey, o klasör dediğim template değil. Template engine dediğimiz bir şey. Orada da Flask ile API değil. Mesela ya da Django ile de API geliştirebilirsiniz ama Django ile diyelim ya da Flask ile API değil, web uygulaması geliştiriyorsun. Şu daha önce size gösterdiğim o template klasörü içindeki HTML'ler var ya, onların içerisinde bir Django'ya ya da Flask'a özel şeyler var, taglar var. Bu klasik PHP'de de aynı. Klasik PHP'de de aynı, eski ASP'de de aynıydı. Hatta mevcut Java'da, JSP'de mesela aynı. O tagları kullanarak sen verileri oralarda gösterebiliyorsun. Oralarda işte formlar oluşturabiliyorsun falan. Çok basit şeyler aslında, müthiş şeyler değil. Çok basit. Bu sayede oluşturduğun tasarımın içinde herhangi bir React'e ya da herhangi bir API mimarisi oluşturmadan doğrudan web uygulaması gibi o projeyi tamamlayabilirsin de. Bu da mümkün. Hem Django'da hem Flask'da yapabilirsin bunları. Hocam aslında aklıma takılan bir şey daha var. Az önce gösterdiniz ya, sesim geliyor mu? Evet. Az önce gösterdiniz ya, test dosyaları vardı. Diyelim web sitesi yazıyoruz. Onu test etmek için test dosyası yazıyoruz. Bunu nasıl yazıyoruz? Mesela ben bazı mobil uygulama kodlarında da görüyorum. Test dosyası yazılıyor önce, sonra uygulama geliştiriliyor. Bunu nasıl yazıyoruz? Yani o konu biraz karmaşık geliyor. Testi sonra konuşuruz. O konuları inceleyeceğiz. Yani web odaklı test de var, normal Python testleri de var. Hepsinin ufak tefek farklılıkları oluyor. Testi daha sonra yapacağız. Ama basit bir şey. Çok büyütme gözünde. Tamam. Başka soru var mı? Peki. O zaman bugünlük bu kadar arkadaşlar. Yarın görüşürüz. Görüşürüz. Teşekkürler.